Hedefte terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altındaki Afrin vardı. 20 Ocak 2018'de düğmeye basıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidi temsilen 72 jet havalandı. Terör inleri tek tek vuruldu. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi zeytin dalıydı. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon Allah'a hamdolsun başarıyla sürüyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu dağlık arazide teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak ilerledi. Hiçbir zorluk birliklerin ilerleyişini durduramadı. Önce ilk kritik hedef olan Bursa'ya Dağı terörden temizlendi. Onu Darmık Dağı, Racu ve Cindere sizledi. Mehmetçiğin bu mücadelede en önemli hassasiyeti ise sivil halk oldu. Kimse zarar görmeden verilen bu mücadelede Afrin kent merkezi 18 Mart'ta kontrol altına alındı. O gün şanlı Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümüydü aynı zamanda. Harekat gurur veren zaferle taçlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sonunda başarıyla tamamlandı. Bölge halkını terör zulmünden kurtarmak ve hudut güvenliğini sağlamak için başlatılan bu harekatta tam 6370 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat, Türk savunma sanayinin gücünü de tüm dünyaya gösterdi. Hedefler %75 oranında yerli ve milli mühimmatla imha edildi. Başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgenin kaderi değişti. Teröristlerin yerlerinden ettiği 300 bin sivil Afrin'e döndü. Su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı yenilendi, karayolları onarıldı. Bir hastane, 6 sağlık ocağı, 137 cami ve 265 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı. YÖK tarafından açılan eğitim fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı gümrük kapısının açılmasıyla bölge ekonomisi de büyük canlanma yaşadı.